Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağrı, umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda Assassin's Creed evreninin en efsane karakteri olan Altair'den bahsetmeye çalışacağım. Biliyorum normalde böyle videolar yapmıyordum ama geçen gün bir arkadaşım bu suikastçilerin hikayesi var mı, sen biliyor musun diye sordu. Ona biraz hikayeden bahsedince ilgisini çekti. Hikayeyi hatırladıktan sonra hemen YouTube girip efsane şekilde yaptıkları fragmanları birkaç defa izledim ve oyunu gerçekten özlediğimi fark ettim. Fragmanları izlerken bütün o olayları tekrar yaşadıktan sonra da karakterlerin hikayeleriyle ilgili videoda neden paylaşmayayım diye düşündüm. İlk olarak da en efsane olan isimden, yani Altair'den başlayayım dedim. Oyunu oynamayanlar varsa eğer hikayeyle ilgili spoiler uyarısını yapayım, sonra demedi demeyin. Oynayanlar zaten Assassin's Creed hikayesini biliyordur. Spoiler umursamayıp videoya devam edenler için, karakterin hikayesine giriş yapmadan önce kafa karışıklığı olmaması için Assassin's Creed hikayesiyle ilgili biraz daha bilgi vermek gerekiyor. Şöyle ki, çok uzun zaman önce başlamış ve hala devam eden bir savaş var. Savaştaki iki taraftan birisi suikastçılar, diğeri de tapınakçılarmış. Bu savaş sürekli git gel şeklinde devam ediyor. Hani birisi sürekli öne geçiyor, sonra geriye düşüyor, sonra öne geçiyor. Bu şekilde devam ediyor. Abstergo Endüstriler adında bir firmada Animus adında bir tane cihaz yapıyor. Bu cihaz demin bahsettiğim savaş zamanında yaşayan kim varsa, suikastçı ya da tapınakçı, onların anılarına yeniden ulaşabilmeyi sağlayabiliyor. Şöyle ki, o savaş zamanında yaşayan bir kişinin soyundan geliyorsanız eğer, Animus adındaki cihaz sizin DNA'nız içerisindeki kodun derinliklerine inerek o anıları yeniden görebilmeyi sağlıyor veya farklı anılar için bir harita olarak kullanabiliyorsunuz. Yani o zamandaki insanların soyundan değilseniz veya ucundan bir yerden kuyruğunuz değmiyorsa eğer cihazı kullanamıyorsunuz. Kullansanız da sadece yakın bir noktaya gelebilirsiniz. Hani çok üst düzey bir şey öğrenemezsiniz yani. Cihazın amacı da şu, o anıları kontrol ederek gizlenmiş olan değerli eşyaların yerini tespit edebilmek. Atıyorum ben şu anda gittim bir yere 500 ton altın gömdüm veya Leonardo da Vinci'nin tablosunu gömdüm, öyle söyleyeyim. 1000 yıl sonra bunları bulmak için benim soyumdan gelen bir kişiyi bulup Animus sayesinde nereye gömdüğümü tespit edebiliyorsunuz. Mevzu da zaten bu. Oyunun içerisinde de, gerçi ben son oyunları oynamadım, sanırım artık aynı soydan gelmeye gerek yokmuş, öyle bir değişikliğe gidilmiş. Neyse, oyunun içerisinde de Altair'in anılarına ulaşmak için demin bahsettiğim Abstergo Endüstrileri firması Desmond Miles adında bir tane elemanı kaçırıyor. Bu arkadaş 16 yaşında kendi hayallerinin peşinden koşmak isteyen birisiymiş. South Dakota'ya gidip orada barman olarak işe başlıyor. 2012 yılında da elemanı kaçırıp Animus'ta kullanmaya başlıyorlar. Oyun bu şekilde. Şimdi de geldik Altair'e. Altair, Desmond'ın bağ kurduğu suikastçilerden ilki. Karakterin gerçek adı Altair İbn Lahad. Normalde Arapça dili sert ünsüzlerin fazla kullanılmasından dolayı sert duruyormuş gibi olur ama bu arkadaşın ismi eğer düşündüğüm gibi ise gayet cool duruyor. 1165 yılında suikastçı birliğinin içerisinde doğmuştur kendisi. Annesinin adı Maud, kendisi doğum sırasında ölüyor. Babasının adı da Umar İbn Lahad. O da idam edilerek öldürülmüş. Demin söylediğim gibi Altair suikastçılar birliğinin içerisinde doğdu. Birçok şeyi hızlıca öğrenebilme imkanına sahip olduğundan 24-25 yaşlarındayken en yüksek rütbedeki suikastçı unvanını alabilmişti. Onca zamanda ona mentorluk yapan kişi Al-Muallim adında bir elemandı. Daha doğrusu sadece Altair'e değil, suikastçılar birliğindeki herkese mentorluk yapıyordu. Al-Muallim Altair'e bir görev veriyor. Zaten hikayesini de bu görevle beraber öğrenmeye başlıyoruz. Assassin's Creed'in ilk oyununu oynayanlar illaki bilir. 3 tane ana kural var suikastçılar için. Birincisi, kılıcınla masumların kanını akıtma. İkincisi, gizlilik içerisinde ol. Üçüncüsü de kardeşliği tehlikeye atacak bir aksiyona bulaşma. Oyunun başlarında Al-Muallim'in verdiği görev için Altair iki tane çömez asasinle baskına gidiyorlar. Çömezlerden birisinin adı Kadar, diğeri de Malik. Altair'in bir sürü silahı ve ekipmanı var o sırada. Görev sırasında da bütün ilkeleri bozmuş oluyor orada. İlk olarak girdikleri sırada yaşlı bir adamı öldürüyor. İkinci olarak gizliliği umursamadan saldırıya geçiyor. Üçüncüsü ise birlikte gittiği suikastçilerle ilgili bilgi sızdırıyor. Bu yaptıklarıyla 3 ilkeyi bozmakla kalmıyor. Görevde yanında bulunan çömez suikastçilerden Kadar'ın ölümüne, Mali'nin de ağır yaralanmasına sebep oluyor. Al-Muallim, yani suikastçiler birliğinin mentoru, Altair'i cezalandıracağı sırada tapınakçılar kaleye saldırıya geçiyor. Al-Muallim de önce tapınakçıları durduruyor, sonra da Altair'i cezalandırıyor. Al-Muallim'den kastım diğer bütün suikastçilerle beraber yapıyor bu işi bu arada. Sadece Al-Muallim durdurmuyor yani tapınakçıları. Altair'i cezalandırırken de onun her şeyini elinden alıyor diyebilirim. Ekipmanları, unvanı, silahları, her şeyi gidiyor orada. Bir de ağır yaralıyor orada Altair'i. Görevin öncesinde 13 birim canı varken 3'e mi 4'e mi ne düşüyordu. Tabi bu kısım biraz da oyunu öğrenerek güçlenmeyle alakalı. Hani rakiplerin zorluk seviyesi,
tecrübe ettikçe yükseliyor. Gerekli olan can miktarı da ona göre daha da fazla olmaya başlıyor. Her şeyini kaybetmiş olan Altair, Al Muallim'in yanına tekrardan geldiği zaman Al Muallim Altair'e bir tane daha görev veriyor. Eğer görevi tamamlayabilirse hem ekipmanlarını geri alacak hem de en yüksek rütbedeki ünvanını. Görev ise şöyle. 9 tane eleman var. Bu arkadaşlar Brotherhood'a yani kardeşliğe ihanet edip tapınakçıların tarafına geçmiş. Al Muallim de Altair'den bu elemanları öldürmesini istiyor. Altair teklifi kabul edip adamların peşine düşmeye başlıyor. Elemanların 8 tanesini öldürüyor. 9.uyla da aralarında ilginç bir konuşma gerçekleşiyor. Adamın anlattığına göre 9 eleman Suikastçılar Birliği'ne ihanet falan etmemiş. Zaten tapınakçıymış. Ve işin daha da kötüsü, Suikastçılar Birliği'nin o zamana kadarki en büyük mentor diyebileceğimiz Al Muallim de o 9 eleman gibi tapınakçıymış. Apple of Eden olarak bilinen eşya Al Muallim'in yozlaşmasına sebep olmuş. Altair bunu öğrendiği gibi direkt kendi mentorunun peşine düşüyor. Karşı karşıya geldiklerinde de Altair El Muallim'i öldürüp cesedini de yakıyor. Sonra da Suikastçılar Birliği'nin yeni mentor olarak görev alıyor. Doğal olarak Apple of Eden'da Altair'e geçmiş oluyor orada. Normal şartlar altında görevi devralma olayı bu şekilde olmuyordur muhtemelen ama Altair adım atmasaydı Suikastçılar Birliği'nin başı boş kalmış olacaktı. Altair başa geçtikten sonra da birliğe 30 yıl boyunca mentorluk hizmeti veriyor. Ve bu süre içerisinde bir sürü şeyi değiştiriyor. Mesela sevgi diye bir olayları yoktu normalde ama bu değiştikten sonra Altair evlenip 2 tane de çocuk sahibi oluyor. Suikastçilerin en önemli silahı olarak bilinen Hidden Blade'de de değişiklikler yapıyor. Normalde o silahı kullanabilmek için yüzük parmağının kesilmiş olması gerekiyordu ancak bunu değiştiriyor. Hatta daha da güçlü hale getirebiliyor o silahı. Bunları yaptıktan sonra Moğolistan'a gidiyor görev için. Görevleri tabi yine tapınakçılar ve Apple of Eden'la ilgili. Geri döndüğünde de bir zamanlar en yakın arkadaşı olan Abbas'ın ihanetine uğruyor. Karısıyla konuşuyorlar bu mevzuları. Altair tapınakçıların arşivlerinin bulunduğu Kıbrıs'taki bir yeri ele geçirmiş. Tapınakçılar oraya tekrar saldırdığında da Altair Abbas'tan yardım istemiş ancak Abbas hiçbir şey yapmamış. Kıbrıs'ta da Altair ve oradaki diğer suikastçılar katliam yaşamışlar. Bir de Abbas Altair'in genç olan çocuğunu boş yere idam ettirmiş. Hani o da kendi kurallarını koymaya başlamış baya baya. Altair de bu yüzden Abbas'ın ölümü hak ettiğini söylüyor. Karısı ise ne olup bittiğini öğrenmek istiyor. O yüzden Altair'den Abbas'ı öldürmeden önce konuşmasını istiyor. Bu konuşma sırasında da yaşanan kaos yüzünden Altair'in karısı da ölüyor orada. Yani trajik olayların ardı arkası kesilmiyor. Annesini ve babasını çok genç yaşta kaybetmişti. Bu arada babasının idam edilmesinin sebebi Abbas'ın babasının ispiyonlamasıyla gerçekleşmiş. Birkaç sene sonra da Abbas'ın babası vicdan azabıyla Altair'in yanına gelip kendi boğazını kesip intihar etmiş. Herif bir sürü şey yaşıyor dediğim gibi. Önce annesi, sonra babası, mentorunun yozlaşması, en yakın arkadaşının ihaneti, en yakın arkadaşının babası gözünün önünde intihar etmiş olması, sonra mentorluğu kaybetti, evladını, karısını kaybetti. Bunlar yetmemiş gibi bir de ihanetle suçlanıp sürgün edilmişti. Altair sürgününden yıllar sonra Nasyah'taki kaleye, ilk baştaki noktaya geri dönüyor. Geçmişinde yaşadıklarının hepsinin yasını tutmuş, birkaç tane suikastçıyla konuşuyor geldiğinde. Abbas'ın yaptıklarından da haberi var ve Abbas'ı durdurup Suikastçılar Birliği'ni yeniden doğru yola sokmak için çaba gösterecek. Amacı aslında bu ancak yaşlandığı için tek başına yapamayacak durumda. Bu yüzden konuştuğu suikastçılar yardım etmeye karar veriyor. Altair yavaş yavaş ana binaya doğru yürüyor. Abbas'la karşı karşıya geldiğinde de Hidden Blade'ine eklenmiş silah mekanizmasıyla Abbas'ı öldürüyor orada. Olaydan 10 yıl sonra da Altair Suikastçılar Birliği'nin gizli kütüphanesine kilitliyor kendisini. O çok önemli olan herkesin peşinden koştuğu Apple of Eden'ı da beraber gizliyor. Burada öldüğünü de yıllar sonra başka bir suikastçinin gözünden görüyoruz. Altair'in izinden ilerleyip nerede olduğunu görebilen bir suikastçı. O adamın ismi Ezio Auditore de Firenze. Bunu da söyleyerek videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlar bana iletebilirsiniz veya Twitter üzerinden beni etiketleyip tweet atabilirsiniz ki bu gerçekten süper olur. Bunu da söylediğime göre bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.